ki ailelerin mücadelesini, madencilerin hikayesini anlatan bir kitap. Şimdi Onur Bey, kitabınızı konuyu özellikle getirme nedenlerimden bir tanesi de şudur. Şimdi daha sonra sizi kitabınızla beraber ayrıyeten programıma tekrar alacağım ama şimdi eğer toplumsal bir kaygı taşıyorsanız bir madencinin, bir sokaktaki iş portada çalışan birinin, yani bu ülkenin ötelenen insanlarının, yoksul kesiminin eğer kaygılarını kendi kaygılarınız gibi kendinize alıyorsanız ve kendinizi onlardan bir parça olarak görüyorsanız, bu sizin yönetmenliğinize, hayata bakışınıza etki edecektir. Ve ben hayatın içerisinden gelen toplumun değerlerini, sosyolojisini bilen, toplumun acılarını bilen, bununla ilgili öneriler getiren ve dillendirmeye çalışan insanları çok önemsiyorum. Önemseme nedenim de şudur. Yani eğer bunları bilmezsen üst taraftan bakmakla çoğu şeyi göremezsin. Hı. Yine bilgi gerekiyor. Burada gelmek istediğimiz nokta da aslında buydu. İster yönetmen olun, kameranın arkasına geçin. İster kameranın önüne geçin. İster sahnede tiyatro yapın ya da sanat yapın. Mutlaka ve mutlaka yaşadığınız coğrafyanın kültürüyle ilgili bilginiz olması gerekiyor, değil mi? Çok haklısınız. Bunu vurgulamayı özellikle istedim. Hı. Siz çok bu kitabı yazmakla da aslında nasıl bu hayatın içerisinde işçinin, emekçinin, köylünün, metropolde yaşayan insanların kaygısını taşıyan bir göz olarak baktığınızı da seyircilerimiz de aynı zamanda bilmesini istediğim için. Çok teşekkür ediyorum. Bu sizin bakışınızı da etkiliyor, değil mi? Tabii ki. Yani şöyle çalışmayı da zaten şöyle size de sunayım. Böyle bir kitapçık haline getirdik. Gösterelim de. İzmir'in Renklerinin Kültür ve Sanat Sohbetleri adı altında yapılan programın bu kitapçığı. Evet, yani bu kitapçığı evet. Aslında yani işte o hep bir hafıza kaydını oluşturmak. Tabii ki. Evet. Üzerine yani evet videosunu yapıyoruz. Dijital ortama atıyoruz ama bir de kağıt basılı olarak da kalması için. Yani bu biraz da insanın hayata bakış açısıyla ilgili galiba. Hı hı. Böyle burayla ilgili de ben mesela şöyle bir şey anlatmak istiyorum. Bu kitapçığı dağıttı Kültür Sanat Daire Başkanlığımız. Ebru Hanım var. Kendisi Çin'i sanatçısı. Bir okulun öğretmeni. Hı hı. O kitapçığı eline alıyor ve Ebru Hanım'ı görüyor oradan. Bir Erasmus projesi için Ebru Hanım oluşuyor bu kitapçık üzerinden mesela. Ebru Hanım'la birlikte Erasmus projesine yurt dışından gelen öğrencilerle Türkiye'de nasıl Çin'i yapılır, Çin'i nedir üzerine bir çalışma, atölye çalışması yaptılar. Bizim çalışmamız üzerinden biz ön ayak olmuş olduk aslında, bir yol açıcı olduk. Evet, mesela şey var, şimdi ben burada denk geldim, yorgancılar, hatırlar mısınız? Eskiden yorgancılar vardı. Her mahallenin bir yorgancısı vardı. Çeyizlerin, sünnetlerin falan vazgeçilmezleriydi yorganlar. Benim de rahmetli annemden kalan yorganlarım vardı ama ben çok ağırlar diye onları bir şekilde yok etmeyi başardım ama ne büyük hatalar etmişim. Şimdi sanırım İbrahim Şahmaz ismini yorgancıyla, Namlı İni isminde bir de belgesel çekmişsiniz. Aslında sizin programınız belgesel çekimler evet, üzerine belgesel, oluşuyor. Evet, belgesel. Yani bu program kameranın arkasına geçip bir şey yapmak değil, yerine gidip araştırıp görerek bir belgesel çekimi, değil mi? Doğrudur. Peki bu yorgancılar size geçmişe götürdü mü? Neler hissettiniz? Tabii mesela ki. Kaçarken dikkatimi çekti. Özellikle İbrahim Şahbaz Bergama'da bir yorgancı. Tamamen geleneksel yöntemleri kullanarak yapıyor. Yani şey yok, hiç bir şekilde teknoloji kullanmıyor. Yani i̇şte, yorgancıda nasıl teknoloji hepimiz biliyoruz diyor. İğnelerle dikiliyordu yani, evet, değil evet. mi? Şu an ya, tamamen dükkanındaki her şey geleneksel el sanatlarına uygun birebir yapıyor. İşte onları, yünü ayırması, işte çırçır makinesi var küçük, ayrıştırması, pamuk, orijinal pamuk alıyor. Yani yerli pamuktan yapıyor. Yün, orijinal yünden yapıyor. Yani. Eskiden bile sırasını beklerdi, değil mi? Elyaf kullanmıyor mesela. Elyaf kullanmıyor. Evet. Elyaf ne oldu? İcat oldu, mertlik bozuldu aslında, değil mi? Aynen. Evet. Mesela o oradaki şu an urgancı ablamız evet, da çok evet, ona bakıyorum. Ilgili. Şimdi onu soracaktım. Son urgancı derken urgancılık nedir aslında? Nasıl karşılaştınız? Normal urgan mı yapıyor? Aynen urgan yapıyor. Gemileri bağladıkları urganları yapıyor. O kadar kalın yani gemileri bağlayabilecek.
kuşağının son temsilcisi hanımefendi. Raife Baysal. Raife evet. Hanım Tire'de yaşıyor. Tire Fatih Sultan yani rivayete göre yani tarih bazı kaynaklarda var bazılarında yok onu çok tespit edemedik ama genel kanı şu Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethederken kullandığı gemileri çektiği urganlar Tire'de yapılmış. Yani Tire urganı Türkiye'de hatta namı her yere yayılmış. Bütün gemiciler geçmişten bugüne Tire urganı kullanırmış. Raife Hanım da babasından öğrendi mesleği sürdüren son artık başka yok. Raife Hanım'dan sonra başka hiç kimse bu mesleği sürdüremeyecek. Evet enteresan. Mesela urganların yapıldığı son temsilcisini